bizler bunu yapıyoruz. Tıp mühendisi ise özelde doktorların hayallerini gerçekleştiren teknolojiler üretiyor. Tıp mühendisliği, diyeceksiniz bu nereden çıktı? Uydurma bir laf mı? Valla ben de ilk Acıbadem'e geldiğimde öyle sanmıştım. Fakat biraz tabii cehalet olarak... Estağfurullah hocam. söyle. Duyayım. Korkmayacağım. Baktım neyin nesiymiş bu diyor. Şimdi bilinen isim Türkiye'de biyomedikal mühendisliği. Bu ona alternatif değil. Esasında Sağlık Bakanlığı falan tarafından onaylandı. Hem tıp mühendisi hem biyomedikal mühendisi eşdeğer kabul ediliyor şu anda. Fakat bu işin ben menşeine yani kaynağına bakmak istedim, merak ettim. Ve şunu fark ettim. 1940'larda falan hastanelerde bir sürü alet edevat kullanılıyor. O zamanlarda da var aletler. Bir tane daha hikaye anlatayım. Zaman var mı ya? Şimdi kalp pili denen bir alet var biliyorsunuz. Göreviniz var mı biliyorum ama şu büyüklükte bir şeydir o. Ve vücuda takılır. Tabii şu, o şimdi bu kadar. 1930'larda, 40'larda o öyle bir alet değil. Pil bile yok o zaman. Yani şu anda bakkaldan aldığınız pil o zaman yok. Tabii. Evet tabii jeneratör bile değil. Prize bağlı. Prize bağlı bir alet. Elektriğe bağlı. Oradan kablolar çıkıyor. Kalbin içine delik açıp sokmuşlar. Kalp krizi genelde şeyden oluyor. Kalp bir elektrik üretir. O ürettiği elektrik kalbin üzerinden yürür ve kalbin diğer taraflarına yayılır. Otomatik üretir bunu. Ve o sayede kalp kasılır. Hani elektrik çarpan bir şey kasılır ya. Kalp kendi elektriğini üretir. Fakat bazen bu elektrik aşağı doğru giderken bazı noktalarda tıkanıyor. Gidemiyor bir türlü. Hastalık işte. Bu gidemediği zaman alt taraf çalışmıyor. Alt tarafa elektrik gitmediği için çalışmayacak, vücuda kan pompalanamıyor. Ne yapman lazım? Elektrik buraya kadar geldi, buradan sonra gelmiyorsa belli bir süre bekleyip yaklaşık 100-150 milisaniye kadar hala aşağı gitmemişse elektrik, oraya elektrik vermen lazım. Yapay olarak dışarıdan. Ki aşağısı da çalışsın, çaksın kalp ve kan pompalasın. İşte böyle bir alet yapmışlar. 1940'larda falan yapmışlar bunu. Prize bağlı. Hastanın kablo içine giriyor. İyi de adam tuvalete bile gidemiyor. Böyle duruyorsun. O zamanlar jeneratör de yok. Akü makü var ama jeneratör pek yok. Bu olay Oklahoma City'de oluyor. 1945'te mi 48'de mi ne? 50'de olabilir. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan dönmüş bir mühendis Earl Buck diye bir adam bir hastanenin Oklahoma City'deki bir devlet hastanesinin karşısında bir dükkan kiralıyor. O dükkanda burada bozulan aletleri, hastanede bozulan aletleri tamir ediyor. Bir gün Oklahoma City'de çok ender olan elektrik kesintisi oldu. Böyle bir 12-14 saat falan elektrik kesiliyor. Abi tabii elektrik kesince o alete bağlı insanların 8 tane insan 6'sı ölüveriyor. Korkunç bir şey ya. Doktor deliriyor kardiyolog. Yolun karşısına koşuyor. Öl diyor. Bak hastalarım öldü diyor. Ya yok mu diyor bunu böyle pilli milli çalıştıracak bir şey diyor. Ben bunu Earl Buck'ın, şu anda 90 yaşında falan bir adam bu, bir konferansta videosunu çekmişler adamın, söyleşi yapmışlar. Orada direkt dinledim adamdan. Ha şimdi geldi diyor doktor. Ben de diyor yani hani elektronik biliyoruz da bu kadar bilmiyorum diyor. Devreleri karıştırdım. Popüler elektronik devreleri var diyor. Yok işte uçan motor yapmak istiyorsan motoru kontrol eden devre nasıl olur? Lamba yakmak istiyorsan nasıl olur? Diyor. 1950'lerde. Devrelere baktım diyor. Bir tane devre buldum. Hobi devresi. Oyuncak devre yani. Aldım onu modifiye ettim. O da ne işte elektrik lambasının elektrik kesilirse kısa süreliğine aküden besleyecek bir devre bulmuş. Onu modifiye ettim diyor. Buna bağladım diyor. Ve çalıştı diyor. Çocuklar o adam 2 sene içinde bunu bir şirkete dönüştürüyor. O şirket 5 sene sonra daha da büyüyor. Başka bir şirket de satılıyor. Şu an dünyanın 1 numaralı kalp pili üreticisi Medtronic. Bilmiyorum adını duydunuz mu? Aranızda babası falan doktor olan varsa Medtronic değil. 5 milyar dolar ciro yapan şirket oldu. Oradaki garajdan. Nasıl oldu? Doktor koşa koşa gitti. Yandım anam dedi. Şimdi ben bu hikayeyi tersine çeviriyorum tıp mühendisliğinde. Biz doktorların yanına gidiyoruz. Hazırlar onlar. Diyorlar ki ya benim problemlerim var, biri bana yardım etsin. Ve söylüyorlar bunları. İşte buna klinik problem deniyor. O klinik problemi aldıktan sonra biz de bütün 4 sene boyunca öğrencilerimize buna çözüm üretmek için bu tür problemlere
çalıştıracağız. Bunun için mühendislik yaptıracağız. Bilgileri öğreteceğiz. Ve istiyoruz ki işe yarayan projeler üretsinler. Mühendislik yaparak öğrenilen bir şeydir. Yazarak değil. Ben bunu çok eksikliğini hissettim İTÜ'den mezun olurken. Yani hakikaten bilgileri yüklediler. Ama çıkınca mühendis misin? Yani mühendis genelde tasarım yapar. Çalışan tasarım ama. Hani havada duran bir tasarım değil. Ve ben ilk tasarım projemi aldığımda yapamadım. Sinir oldum. Çünkü bir sürü parçası varmış bunun. Hiçbirini öğretmemişler bize. Düşe kalka öğrendim. Mühendislik de aynen tıp gibi çıraklık dönemi olan bir eğitimdir. Fakat üniversitelerimizde o bırakılmış durumdadır. Biz böyle dersleri çakıyoruz size. O ders, bu ders, bu ders. Çok iyi mühendis yetiştirir. Yok abi. Öyle bir şey yok. Bakın benim arkadaşlarım şu anda bu tür mühendisleri işe alıyorlar. Bana diyorlar ki ya ben artık böyle ismi büyük olan üniversitelerden, marka olmuş üniversitelerden öğrenci almak istemiyorum diyor. Niye dedim? Abi hiçbir şey bilmiyorlar diyor. Ya bu nasıl bir laf ya? Yani sen 4 sene boyunca adama bilgi öğretiyorsun. Çocuk bitiriyor, mezun oluyor ve bir şey bilmiyor diyor. Hayır, onu demek istediği o değil. Benim işime yarayacak bir şey bilmiyor. Bir sürü bir şey biliyor o çocuk. Dolayısıyla artık mühendislik eğitiminde, ülkemizde de, yurt dışında özellikle çok ciddi bir değişim oldu. Bu eğitimleri verirken müfredatı okuturken size stajlara, şirketlerle çalışmalara, projelere yönlendirmeye başladık. Bir mühendisin işi tasarım yapmaktır. Mühendis kısıtlı kaynaklarla toplumun ihtiyaçlarına çözüm üretir. Kısıtlı kaynaklarla. Yani sonsuz kaynak olsaydı herkes bulurdu çünkü çözümü. Dolayısıyla işin içinde çok ciddi bir yaratıcılık süreci var ve deneme yanılma süreci var. Şimdi bu deneme yanılma sürecinde sizin laboratuvarlarda proje tabanlı iş yapmanız lazım. Şimdi çoğu üniversitede bu pek olmuyor. Neden? Çünkü proje tabanlı iş yaparken ister istemez bazı aletleri kullanman, bir ortam kullanman ve bazen de bozman gerekiyor. Yani işin doğası bu. Bozarsın. Bir şey yapar. Yani bir tornavidayı çok çalıştırırsan tornavidanın ucu bozulur. Bilirsiniz. Sıyrılır, mıyrılır. Ne olacak? Yenisini alacaksın. Şimdi çoğu üniversitede aman bu bozulur, aman eskir diye çocuklara böyle bir fırsat sunulmuyor. Uyuma kızım. Hopa. Tamam, uyandım. Olsun canım, uyandım her gün. Şimdi ben de dedim ki, gittim mütevelli eğitimle falan da konuştum. Bakın dedim, ben bu çocukları sokacağım laboratuvarlara dedim. Kıracaklar dedim. Tamam mı? Arkamda duracaksanız bu işi yapalım dedim. Çünkü kırmadan, bozmadan öğrenilmiyor bu işler. Tamam dedim. Dolayısıyla biz de gelirseniz kırabildikten, kırmayın tabii de. Zaten çocuklar çok rahat. Yani böyle, hocam bir takayım. Oğlum taksana dedim. Kızım bastırsana şuna diyorum. Hocam diyemiyor. Bastır, bastır. Öyle bir endişede öyle dedi ki şimdi. Ya bu iş deneyerek yapılacak. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın ben İTÜ'de okudum. Amerika'da bulundum birkaç üniversitede. Bitiyor mu hocam? Yok, ben sizi dinlemeye geldim. Böyle baktım ki herkes bir dikkat dinliyorsam ben şöyle geçiyorum. Ondan sonra Boğaziçi'nde hocalık yaptım. Bilgi Üniversitesi'nde çalıştım. Acıbadem'de çalıştım. Her üniversitenin farklı bir karakteri vardır. Özellikle köklü üniversiteler çocukların üzerinde, mezunların üzerine bir böyle giysi giydirir gibi veya bir patates baskı gibi bir tarz bırakırlar. Bunu siz lisede de göreceksiniz. İşte Kağıthane Anadolu Lisesi'nin öğrencileri şöyledir de, İstanbul Erkek Lisesi'nin öğrencileri böyledir de, Fen Lisesi'nin böyledir de, işte Alman Lisesi'nde böyledir. Bunu görürsün abi. Aynısı üniversiteler içinde geçerli. Ben Boğaziçi'yi 1 kilometreden, ODTÜ'yü 2 kilometreden, o onlara ben anlaşılıyor. İTÜ'yü de onlara. Anlıyor hocam, oturuşundan kalkışından görüyor, merak etme. Yeterince oralarda ulaşınca, iki kelime edince, abi ODTÜ falan işte, Boğaziçi falan işte, hemen hemen anlıyorsun. Ne, nasıl oluyor bu ya? Ve şöyle, nasıl siz ailenizin içerisinde büyürken, çocuk ailenin aynasıdır derler, aynısı sizde de olacak. Dolayısıyla, siz bir üniversiteyi sadece puanı yüksekti, sadece bilmem ismi vardı diye ne olur seçmeyin. Rica ediyorum, gidin, görün. Çoğu üniversiteye, yani şu dönemler biraz zor dönemlerden geçiyoruz ama, hani hocalarınızla giderseniz, ben dün de ısrar ettim hocalarına, bir çocukları bir bırakın, biraz dolaşsınlar kampüsün içerisinde. Oturun, kantinde oturun. Bir gözlemleyin. 10-15 dakika yeter ama bunu bir defa yapmayın. Birkaç defa yapmanız iyi olur. Çünkü bir gün görürsün iki manyak bir şey yapıyordur. Aa burası ne biçim yer dersin. Öyle bir durum yok. Yani birkaç şans tanımanız lazım üniversitelere. Çünkü 1000 tane adam var. Bir sürü insan da oluyor. Kızlar kızlara nasıl davranıyor? Kızlar erkeklere nasıl davranıyor? Erkekler kızlara nasıl davranıyor? Asansörde nasıl bekliyorlar?
Herkes birbirinin üstüne çıkıyor mu? Yemekler nasıl? Ben bu ortamı ister miyim? Hocalar nasıl dolanıyor? Nasıl konuşuyorlar? Birbirlerine nasıl hitap ediyorlar? Kulüp etkinliklerinde neler yapıyorlar? Ne tür şeyleri tercih ediyorlar? Bakın, derslerden hiç bahsetmiyorum. Çünkü bir üniversitenin kültürü hocalarıyla ve öğrencisiyle oluşuyor. Tepeden inme kültürü oluşmuyor. Yok öyle bir şey. Şimdi mesela Acıbadem genelinde, Acıbadem kimse var, Kadir konuşma sakın. Sanıyorlar ki Acıbadem şirketinin tarzı bizim üniversiteye yansımış. Alakamız yok. Evet, oradaki hocaların hastanedeki bir kısmı geliyor bize ders veriyor ama çocuklar şizofrenik bir dünya orası. Yani bu ne demek? İki ayrı dünya. Bir tanesi kazanç için kurulmuş bir müessese, Acıbadem Hastaneleri grubu. Bir tanesi buradan aldığı kazancı tamamen insani duygularla vakfetmiş bir insanın kurduğu yer. Biz içerideyiz acayip. Yani Mehmet Ali Bey hiç para kazanmak istemeyen bir insan, öğrenciler. Dolayısıyla bunun tarzı da bir garip, çok şizofrenik bir durum hakikaten. Şimdi dolayısıyla orada da ayrı bir, insanlar gayet mülayim, sakin falan. Kimsenin gözleri dönmüyor. Ben başka yerlerde gözü dönen insanlar gördüm. Daha çok öğrenci, daha çok mülayim. Orada bir tarzı var. Yani, ve buna sizin seçiminiz, yani hepiniz istediğiniz yeri seçmekte özgürsünüz. Lütfen elinizdeki puanı sadece en iyi ismi olan yere değil, sizin istediğiniz yere yapın. Ve bunun için de oturun gözlemleyin. Gözlemlemeden olmaz. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Atlı Hocam, dedim herhalde bu içeride sinema var. O da bir polisiye film. Çıt yok. Millet uyuyorlardı, uyuyorlar. Yok. Belli ki ne istediklerini biliyorlar. Hocam ben dedim ki sen istiyorsun, ben gelirim yere konuşurum. Eyvallah, biz sizi daha spesifik şuraya davet ediyoruz. Estağfurullah. Bak. Hiç farkında değilsiniz. Hocamınız çene bol diyorum, estağfurullah diyorum. Değil bakayım. Estağfurullah hocam. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Bugün ben de sıra sizi de bir plaket vermek istiyorum. Size de teşekkürler. İnşallah istifade etmişsinizdir. Tamam, ona götüreyim. Onu da size verelim. Kadir. Tamam. Vallahi çok sağ olun. İçerim abi.